Arkadaşlar merhaba. Bugün de cooking ünitesiyle beraberiz, birlikteyiz. Sizin için bazı kelimeler hazırladım. Bu kelimeleri çok iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, bu cooking ünitesinde bağlaçlar sıklıkla kullanılmış. Bağlaçlardan bahsedeceğiz. Yani konumuz linking words. Bağlaçlar. Örneğin and bağlacını kullanacağım şimdi. And ve iki tane olumlu düşünceyi veya iki tane nesneyi arka arkaya sıralarken and bağlacını kullanıyoruz. She likes reading and going out with her friends. She likes reading and going out with her friends. Yine bir başka örnek. I bought a pair of shoes and a shirt yesterday. İki tane, işte bir çift ayakkabı ve bir gömlek satın aldım dedim. İki eşyayı and bağlacıyla bağladım. Yine olumsuz bir tezat bir cümle kuracak olursak bir olumlu cümlenin arkasına but bağlacını kullanıyoruz arkadaşlar. Ama fakat anlamında. My car is very old but nice. Benim arabam is very old but nice. Arabam çok yaş, eski ama hoş. Yine I like cooking but I don't like ironing. I like cooking but I don't like ironing. Yine bir başka örnek. She likes trendy clothes. She likes trendy clothes, but not skirts. O işte moda kıyafetleri sever ama etekleri sevmez. Yine bir başka bağlacımız, sonuç bildiren bir bağlaç, so bağlacı. Bu yüzden anlamında. I can't stand rap music, so I never listen to it. I can't stand rap music, so I never listen to it. Rap müziğe dayanamam, o yüzden asla dinlemem. She was very tired, so she couldn't go to the party. She was very tired, so then she couldn't go to the party. Partiye gidemedi. Evet. Başka bir bağlacımız da because. Evet. Nedenini açıklayan çünkü anlamında bir bağlaç. I never listen to rap music because I can't stand. Tersi gördüğünüz gibi soyla bu cümleyi tersten okuduğumuzda aynısı oluyor. I never listen to rap music because I can't stand.
My son looks very fit because he exercises regularly. My son looks very fit because he exercises regularly. Oğlum işte çok fit görünüyor çünkü o her gün antrenman, spor yapar. My sister is crying because she is very hungry. My sister is crying because she is very hungry. Bir de or bağlacı var arkadaşlar. Onunla da bir birkaç örnek yapalım. Which one do you prefer? Hangisini tercih ediyorsun? Rock music or rap music? Arka arkaya bazı cümleleri, prosesi yani bir süreci tarif ederken de arkadaşlar first, second, then, after that, finally gibi bağlaçlar kullanıyoruz. Örneğin first, boil some water and potatoes in a pan. Boil some water and potatoes in a pan. Second, add some salt and pour on some olive oil. Add some salt, biraz tuz ilave et. And pour some olive oil on it. Pour on some olive oil. Then put the rice in and mix. Sonra then put the rice in and mix. After that, add tomato sauce and cook for 10 minutes. After that, add tomato sauce and cook for 10 minutes. And cook for 10 minutes. Daha sonra biraz domates sosu ilave et ve 10 dakika pişir. Finally, serve it hot. Sıcak olarak servis edin. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Gelecek derste görüşmek üzere. See you.